Rejide bulunan arkadaşlarımız sesi birazcık daha tizleştirebilirlerse sevinirim. Çünkü sevgili Barış'ın sesinin ne derece netlikte olduğunu biliyorum. Sesi birazcık daha tizleştirmelerini isteyeceğim kendilerinden. Sayın Genel Başkanım, çok kıymetli aramıza yeni katılan yol arkadaşlarımız, milletvekillerimiz, genel başkan yardımcımız, aramızda bulunan belediye başkanlarımız ve temsilcileri, ilçe başkanlarımız, il yöneticilerimiz aramızda, meclis üyelerimiz, her biriniz bugün gerçekleştirdiğimiz üye katılım törenine hoş geldiniz öncelikle ve değerli basın emekçileri. Sayın Genel Başkanım, görev süremizin sonlanmasına az bir zaman kala 5,5 yıl boyunca İstanbul'da sayısız etkinlik gerçekleştirdik hep birlikte. Sayısız şekillerde, sayısız salonlarda farklı etkinlikler gerçekleştirdik. Bugün şunu ifade etmek isterim ki İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde beni en çok heyecanlandıranlardan biri de aramıza yeni katılan yol arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz etkinliklerdi. Yani bugün olduğu gibi. Çünkü hepimiz biliyoruz ki adalet mücadelesi, eşitlik mücadelesi, özgürlük mücadelesi ve elbette hakça paylaşım mücadelesi bir tek kişinin tek başına yapabileceği bir şey değil. Ama hepsini barındıran demokrasi mücadelesi bu saydıklarımıza inanan, kimlikleri ne olursa olsun inandıklarıyla ortaklaşmış isimlerin yan yana gelerek hep birlikte büyütecekleri ve sürdürecekleri bir mücadeleydi. Ve bizler Cumhuriyet Halk Partisi'nde sizin öncülüğünüzde bu mücadeleyi verirken, bu mücadelemize ortak olmak, bu mücadelede terini terimize katmak, bu mücadelede eşitliğe, özgürlüğe, adalete, demokrasiye inanarak Cumhuriyet Halk Partisi çatısında ben de artık buradayım ve bu mücadelenin ortağıyım diyerek aramıza katılan arkadaşlarımız bizim inandığımız değerleri, elbette inandığımız ilkeleri hayata geçirebilmek için inancımızı arttırmamıza vesile oluyor. O nedenle ben aramıza yeni katılacak olan sevgili kadınlara, genç kardeşlerime, elbette erkek yol arkadaşlarımıza, ailenize, Cumhuriyet Halk Partisi'ne hoş geldiniz diyorum. Cumhuriyet Halk Partili olmak nedir, ne değildir? Elbette Sayın Genel Başkanımız birazdan söz alacaktır. Sizlerin sayesinde önümüzdeki yaklaşan bütün seçimlerde ve başta yerel seçimlerde başarıya ulaşarak tüm ilçelerimizi, kentlerimizi ve elbette büyük şehirlerimizi o sosyal demokrat belediyecilikle tanıştırıp tüm Türkiye'ye adaleti, demokrasiyi tesis edeceğime her geçen gün daha da inanıyorum diyorum. Ben üye katılım törenine bizlere eşlik ettiği için Sayın Genel Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. İl Başkanımız Doktor Canan Kaftancıoğlu'na çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkanım, çok değerli konuklar, efendim izin verirseniz 100 yaşına girmiş Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olan yeni yol arkadaşlarımıza söz vermek istiyorum. Öncelikle eski AK Partili İbrahim Halil Kuyumcu'yu buraya davet etmek istiyorum. Konuşmasını yapmak üzere. Başını bu mücadelenin keskin kılıcına dayamış önderimiz Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ve aile birlik ve bütünlüğünü korumak adına hiç çekinmeden elinde taşın altına koyan bütün misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Bu birlik ve beraberlik dayanışmasına katılmak için burada sizlerleyim. Çiftçilik ve besicilikle uğraşmaktaydım. Hükümetin izlediği yanlış politikalardan bizler de nasibimizi aldık. Ancak babadan mücadeleyi bırakmamayı öğrendik. Doğduğumuz günden öleceğimiz güne kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu mücadelemizi sizlerin yanında vermekten gurur duyarım.
Bizde tesbih her zaman aile büyüğünün elindedir. Her zaman ailenin verdiği mücadele için gözünü kırpmadan başını kılıcın önünde tutmaktan çekinmeyen ve kanının son damlasına kadar bize büyüklük ve liderlik yapacağına inandığımız Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'na ata yadigarı hepimizin ata yadigarı tesbihimi hepinizin adına takdim etmek isterim. Bir tesbih hediye edeyim. Besici arkadaşımız İbrahim Halil Kuyumcu'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi konuşmasını yapmak üzere 20 yaşında genç bir üniversite öğrencisi arkadaşımız Buse Yüksek'i buraya davet etmek istiyorum. Sevgili Buse. Sayın Genel Başkanım ve değerli misafirler, hepiniz hoş geldiniz. Konuşma hazırlamadım, içimden geldiği gibi konuşacağım. O yüzden şimdiden bir kusurum olursa kusura bakmayın. 20 yaşında bir üniversite öğrencisiyim. Marmara Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Bu ülkede vatandaş olmanın zorluğunun hepimiz farkındayız ve bunu değiştirmek için uğraşıyoruz. Ama öğrenci olmak da bir o kadar, hatta bence daha da zor. Bunun nedeni de yıllardır bize verilip tutulmayan sözler, değişmeyen düzen. Ama bu konuda hiçbirimiz pes etmiyoruz. Başta genel başkanımız olmak üzere. Bunu değiştirmek için uğraşıyoruz. Bir öğrenciye, özellikle üniversite öğrencisine sorduğumuzda tabii ki yanlış ama hayali yurt dışına gitmek oluyor. Ama ben böyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu ülkede kalıp ülkemize sahip çıkmalıyız. Atatürk ülke ve inkılaplarına sahip çıkmalıyız. Çok heyecanlıyım, kusura bakmayın. Genel başkanımıza güveniyorum. Bu düzenin değişeceğine inanıyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgili Buse'ye biz de çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi konuşmasını yapmak üzere bilgisayar mühendisi bir arkadaşım var. Zafer Kızıldoğan'ı buraya davet etmek istiyorum. Merhabalar. Öncelikle değerli genel başkanımız, İstanbul İl Başkanımız, basın emekçilerimiz ve kıymetli değerli misafirler. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Zafer Kızıldoğan, özel bir firmada yazılım danışmanlığı yapmaktayım. Ülkemizin içinde bulunduğu konum itibariyle mücadele etmek ve mücadeleye atılmak üzere Cumhuriyetimizin kurucusu olan 100 yıllık Çınar Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni bir neferi olarak geleceğimiz için hak, hukuk, adalet mücadelesi veren Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na yol arkadaşlığı yapmaktan, bu mücadelenin genç bir neferi olmaktan onur duyarım. Aydın geleceğin genç neferi olarak genç arkadaşlarıma çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birlikte mücadele edelim. Saygılarımla. Zafer Kızıldoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Sayın Genel Başkan Yardımcım, değerli il başkanım, sayın milletvekilleri, ilçe başkanlarım, çok saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, yazılı, görsel ve internet medyasının değerli temsilcileri, saygıdeğer konuklar. Dünyanın temeli adalet üzerine kurulmuşsa ve adalet devletin temeli ise ve eğer adalet terazisi bozulmuşsa o teraziyi düzeltmek için buradayız. Dolayısıyla bir arada olmamızın büyük önemi ve değeri var diyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok saygıdeğer Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim. Benim umudum da sizlersiniz. Şimdi değerli arkadaşlarım, aramıza yeni yol arkadaşları geldi ve onlarla beraber yol yürüyeceğiz. Önce yeni gelen arkadaşlarıma şunu söylemek isterim. Cumhuriyet Halk Partili olmak kolay bir şey değildir. Cumhuriyet Halk Partili olmak için önce adaletli olmak lazım. Mülkün temeli adaletse, devletin dini adaletse, adaletli olmak her Cumhuriyet Halk Partili'nin temel görevidir. Demek ki birinci görevimiz adaleti her aşamada bir şekliyle sağlayacağız. Adaletsiz bir dünyanın büyük sorunlar yarattığını biliyoruz. Adaleti ben de savunacağım. Adalet isteyen herkesin yanında olacağız. Ama burada bir kuralımız daha var. Adaleti isteyen, adaletsizlikle, haksızlıkla karşı karşıya kalan herkesin yanında olacağız. Bu şu anlama geliyor. Yani adaletsizlik karşısında, haksızlık karşısında bir şekliyle birisinin yanında olduğumuzda, ona destek verdiğimizde, onun hakkını ve hukukunu savunduğumuzda onun kimliğini sormayacağız. Onun inancını sormayacağız. Onun yaşam tarzını sormayacağız. O bir değerse ve biz adalet arıyorsa o değerin yanında olacağız. O insanın yanında olacağız. Dolayısıyla haksızlık karşısında susan şeytan olmayacağız. Ve biz hep beraber adaleti savunacağız. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partili olmak adaleti savunmaktır. Emine Şenyaşar, Şanlıurfa'da iki çocuğu ve kocası öldürüldü. Emine Şenyaşar Türkçe bilmiyor. Ama Emine Şenyaşar'a gittim. Onun adliye binası önünde aylardır beklediği Emine Şenyaşar'a giden genel başkanım. Emine Şenyaşar belki hayatında hiç CHP oy vermedi. Ama o bir haksızlıkla karşı karşıya kaldıysa benim ve ben siyaset yapıyorsam ben onun hakkını ve hukukunu savunmak zorundayım. Aynı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de olması gereken bir milletvekili eğer bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değil ve hapishanede tutuluyorsa onun hakkını ve hukukunu da ben savunmak zorundayım. Dolayısıyla adaleti savunacağız ama kendimiz için değil. Sadece partilerimiz için değil, herkes için adaleti savunacağız. Herkes için adaleti savunduğumuzda o zaman gerçek anlamda bir Cumhuriyet Halk Partili olacağız. İkincisi, daha doğrusu başka bir konu. Adalet hayatın her alanında vardır. Eğer bir evladımız, bir çocuğumuz, okula giden bir evladımızın, beslenme çantasına anne bir şey koyamıyorsa, çocuğunun karnını yeteri kadar doyuramıyorsa, onun istediği şeyleri alamıyorsa, o zaman o annenin dramını, ailenin dramını da bilmek zorundayız. Adalet sadece mahkeme salonlarında gerçekleşmiyor. Eğer gelir dağılımı adaletli değilse, yani bir kısmımız çok varlıklı, bir kısmımız çok fakirsek, eğer varlıklıdan alıp da bir miktar da olsa fakire kaynak ayıramıyorsak o zaman siyaset yapmanın da bir anlamı kalmıyor. Bunu şunun için söyledim. Milyonlarca evladımız okula başladı. Tasarruf yapacaklar. Elbette bir devlet tasarruf yapmalı. Elbette savurganlık yapmamalı. Ama tasarruf yapıyorsanız çocuğun boğazından tasarruf yapamazsınız. Onların bir öğün bakın, bir öğün beslenmelerini kestiler. Ya milyonlarca evladın bir öğün beslenmesinden hangi tasarrufu yapacaksın sen? Tasarruf yapacaksan saraydan yap. Tasarruf yapacaksan lüks hayattan yap. Tasarruf yapacaksan altındaki makam arabalarından yap. Tasarruf yapacaksan 13 uçaktan yap. Ama siz kalkıyorsunuz çocuğu okula giden yeni başlayan çocuğa bir öğün yemek kesiyorsunuz yemeği. Niçin? Devlet tasarruf yapacak. Böyle bir anlayış olmaz. Bunu Cumhuriyet Halk Partili olarak hepimizin bilmesi ve buna itiraz etmesi gerekiyor. Bütün annelerin,
Bütün annelerin en büyük arzularından birisi de tabii çocuklarını okula gönderirken, çocuklar okula gidecekler, sosyalleşecekler, karınları doyunacak, bir öğün yemek yiyecekler ve evden okuldan eve huzur içinde dönecekler. Demek ki Cumhuriyet Halk Partili olmak aslında kolay bir şey değil. Hakkı ve hukuku ve adaleti savunduğunuz zaman gerçek anlamda Cumhuriyet Halk Partili oluyorsunuz. Başka bir şey daha. Çok farklı kimliklerden milyonlarımız var. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek hiç kimsenin kimliğini sorgulamamak demektir. Kimsin sen? Kökenin nedir? Eğer hepimiz Adem'le Havva'dan geldiysek o zaman hepimiz kardeşiz. Kimliği niye sorguluyoruz? İnsan olarak bakacağız ona. Senin kimliğin ne diye eğer bir ayrımcılık olursa ona karşı duracağız. İşte Cumhuriyet Halk Partililik budur. Herkesi kucaklamaktır. Doğuda, batıda, güneyde, kuzeyde ne olursa olsun, hangi kimlikten olursa olsun şanlı bayrağımızın altında ve bu ülkeye bağlıysa bizim başımızın üstünde yeri vardır. Hiçbir zaman kimlik ayrımı yapmayacağız. Yapmamak da Cumhuriyet Halk Partililerin temel görevidir. Hiç kimsenin... Hiç kimsenin inancını da sorgulamayacağız. İnanç üzerinden siyaset yapmamak Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel kurallarından birisidir. Herkesin inancına saygılıyız ama inanç üzerinden siyaset yapılmaz. Ta Mustafa Kemal Atatürk'ten gelen iki temel kuralımız vardır. Bir, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı siyaset konusu yapmayacaksınız. İki, Genelkurmay Başkanlığı'nı siyaset konusu yapmayacaksınız. Yani askerleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nı siyasetin dışında tutacaksınız. Bu kurala bütün CHP genel başkanları uymuştur. Yeni Cumhuriyet Halk Partisi'ne aday olan, daha sonra üye olan arkadaşlara da aynı tavsiyeyi yapıyoruz. İnanç, herkesin inancı başımızın üstüne. İnancı sorgulama hakkımız yoktur. Peygambere verilmeyen bir yetkiyi bir başkasının kullanmaya hakkı da yoktur, yetkisi de yoktur. Kimin inançlı olup olmadığını sadece Yüce Yaradan bilir. Ve dolayısıyla biz insanların inançlarını sorgulamayız. İnsana insan olarak bakarız, inancına saygı gösteririz, kimliğine saygı gösteririz, yaşam tarzına saygı gösteririz ve varsa bir insanın sorunu onun sorunuyla ilgileniriz. İbadetin bizim belediye başkanı arkadaşlarıma şunu söyledim. Dedim ki bulunduğunuz yerde hangi ibadethane varsa onların tamamını tertemiz yapın. Ayda bir temizleyin, insanlar gitsin temiz bir atmosferde dualarını yapsınlar, inançlarını yerine getirsinler. Dolayısıyla inançları sorgulamak gibi bir hakkımızın ve hukukumuzun olmadığını da partiye yeni katılan arkadaşlarımın bilmesini isterim. Bir başka temel konumuz daha var. Siyaset halk için yapılır. Siyaset ülkede yaşayan herkesin huzur içinde yaşaması için. İyi bir işe, sağlıklı bir aşağı, daha doğrusu sürekli bir aşağı sahip olması için yapılır. Karnı doyacak, evinde huzur olacak. Çocuklarını gönderecek, mezun olduğunda onlar iş güç sahibi olacaklar. Bütün bunların hepsini siyaset kurumu hedeflemek ve yerine getirmek zorundadır. Bunu yapmak zorundayız. Dolayısıyla siyaset zenginleşme aracı değildir. Bir daha ifade edeyim. Siyaset zenginleşme aracı değildir. Ben siyasete gireyim, köşeyi döneyim, efendim millet fakirleşiyormuş, şunun hakkını yiyeyim. Bu siyaset değildir. Bunu eğer tanımlamak gerekirse buna kısaca ahlaksızlık denir. Biz siyaseti halk için yapacağız. 85 milyon için siyaset yapacağız. 85 milyonun huzuru için siyaset yapacağız. Siyaseti bunun için yapıyoruz. Dolayısıyla siyaseti bir zenginleşme aracı olarak görenlerden çekinmek lazım, korkmak lazım. Çünkü onlar 85 milyonun ödediği vergiden ceplerine para aktarıyorlar demektir. Siyaset aynı zamanda
savurganlık yapmamak demektir. Devleti yönetenlerin savurganlık yapmaması demektir. Yani 85 milyondan toplanan vergilerin halk için kullanılması demektir. Belki partimize yeni katılan arkadaşlarımız bilmeyebilirler. Belki şöyle düşünebilirler. Efendim biz daha yeniyiz, üniversitede öğrenciyiz veya üniversitede yeni mezun oldum veya bir yerde çalışıyorum veya işsizim. Efendim ben vergi ödemiyorum çünkü vergi dairesinde kaydım yok diye düşünebilirler. Bir çocuk doğduğu andan itibaren vergi öder. Altına bez alırsınız, vergi ödersiniz. Mama alırsınız, vergi ödersiniz. Fırından ekmek alırsınız, vergi ödersiniz. Dolmuşa binerken vergi ödersiniz. Elektrik düğmesine bastığınızda 4 çeşit, musluğu açtığınızda 5 çeşit vergi ödersiniz. Yani 85 milyonun tamamı vergi ödüyor. O zaman siyaset kurumu toplanan vergilerin hesabını millete vermek zorundadır. Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmak aynı zamanda ister belediyede ister iktidarda nerede olursa olsun toplanan her kuruş verginin hesabını millete vermek zorundadır. Bizim felsefemiz budur. İnancımız da budur. Çünkü milletten aldığını millete vereceksin. Milletten aldığını millete değil de cebine koyarsan o haksız zenginleşmek demektir. Dolayısıyla biz haksız zenginleşmeye yani siyasetin zenginleşmesine bu açıdan da karşıyız. Efendim Atatürk ilke ve inkılaplarından söz etti genç kadın kardeşim. Üniversite öğrencisi. Kaçıncı sınıf? Üçüncü sınıf. Güzel. Atatürk ilke ve devrimleri bizim için önemlidir. Mustafa Kemal Atatürk pek çok yer düşman işgali altındayken büyük mücadeleler vererek cumhuriyeti kurdu. Hepimizin dedeleri, amcaları bir şekilde o mücadelenin içinde oldu. Ve hepimiz yeni bir devleti inşa ettik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni inşa ettik. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Kurtuluş Savaşı'nı yöneten dünyadaki tek meclistir. O nedenle ona Gazi Meclis diyoruz. Gazi Meclis tarihine uygun bir şekilde yine ülkenin bütün sorunlarıyla ilgilenmek zorundadır. Cumhuriyeti kuranlar Osmanlı'dan devraldıkları ülkede bez fabrikası bile yoktu. Bez fabrikası bile yoktu. 1921 yılında Kayseri'de uçak fabrikasının temelini attılar. 1940'lı yıllarda dünyaya uçak ihraç eden 5 ülkeden birisiydik. Osmanlı'nın devraldıkları bütün borçlarını kuruşu kuruşuna ödediler. Ve halktan topladıkları her verginin hesabını millete verdiler. Ve görkemli güzel cumhuriyeti inşa ettiler. Dolayısıyla biz tarihimizin de ne olduğunu, tarihte iyi insanların neler yaptığını da bilmek zorundayız. 100 yaşındayız. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yaşında. 100 yıllık bir partiyiz. 100 yıllık bir parti olmak kolay değildir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi avukat yazıhanelerinde kurulan bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kurulan bir partidir. İlk genel kuruluş tarihimiz Sivas Kongresi'dir. Sivas'taki kongre Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kongresidir. Ama resmen dilekçe 1923 yılında verilmiştir. Dolayısıyla 100 yıllık bir parti olmak kolay değildir. 100 yıllık bir parti bu gelenekleri az önce size kısaca özetlediğim bu gelenekleri koruyor ve korumak zorundadır. Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlarının hiç zenginleştiğini göremezsiniz. Bugüne kadar Mustafa Kemal Atatürk'ten bugüne kadar gelen bütün CHP genel başkanlarına bakın. Hiçbirisinin hepsi siyasettedir. Hepsi çok önemli görevler yapmışlardır. Başbakanlık yapan da vardır, bakanlık yapan da vardır. Ama hiçbirisinin zenginleştiğini göremezsiniz. Tam tersine hepimiz
topluma hizmet etmeyi temel şiar edinmiştir. Edinmişizdir, temel ilke edinmişizdir. Dolayısıyla topluma hizmet etmek kadar değerli bir şey yoktur. Ama bizim bir kusurumuz var. Onu da açık yüreklilikle ifade edelim. Biz bunları geniş kitlelere aktaramadık. Yeteri kadar söyleyemedik. Yeteri kadar vatandaşın kapısını çalamadık. Kendi derdimizi anlatmak değil, onun derdini yeteri kadar dinlemedik. Onun sorunlarını nasıl çözeceğimizi onlara yeteri kadar anlatamadık. Dolayısıyla bizim böyle tarihi bir görevimiz var. Çalınmadığı kapıyı çalmak zorundayız. Derdi olan insanın derdini dinlemek zorundayız. Onun derdine ürettiğimiz çözümleri ona aktarmak zorundayız. Böyle bir tarihi görevimiz var. O nedenle gençlerin, kadınların, hepimizin ortak görevi Türkiye'nin yaşadığı sorunları bir şekilde çözmektir. Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur. Ahlak temelli. Siyasette ahlak çok önemlidir. Ahlakın olmadığı yerde siyaset olmaz. Ahlakın olmadığı yerde adalet olmaz. Dolayısıyla siyasi ve ahlaki temelleri olan bir siyaset anlayışı, ahlaki temelleri olan bir siyaset anlayışını götürmek zorundayız, büyütmek zorundayız, sürdürmek zorundayız. Birisinin hakkını birisi yediği zaman ona itiraz etmek zorundayız. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunmak zorundayız. O nedenle Cumhuriyet Halk Partili olmak kolay değil. Ama Cumhuriyet Halk Partili olup yolumuza devam ettiğimiz zaman da geniş kitlelere bunu anlatmak durumundayız. Onları kendi düşüncelerimizi aktararak aydınlatmak zorundayız. Yeni gelen arkadaşlarıma, kardeşlerime hoş geldiniz diyorum. Sizleri aramızda görmekten son derece mutlu olduğumu da ifade etmek istiyorum. Bir şey daha, sakın umutsuzluğa kapılmayın. Bizim kitabımızda umutsuzluk yoktur. Tam tersine biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi bölgesinin en güçlü devleti olabileceğine inanan bir partiyiz. Coğrafyamız buna hazır, siyaset kurumu hazır değil. Coğrafyamız hazır, siyaset kurumu bizim istediğimiz projeleri henüz üretmiş değil. Dolayısıyla biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak toplanan vergileri yerli yerinde kullandığımızda, parayı nereye ve niçin harcadığımızın hesabını milletimize verdiğimizde ve milletimizle harcadığımız parayı evet şuraya harcamışsınız, şu kadar harcamışsınız dediğinde onunla da gurur duyduğumuzda ülkeyi hızla büyütmüş ve kalkınmış oluruz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altında görmekten onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Hoş geldiniz, sağ olun, var olun. Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ederiz. Efendim izin verirseniz rozet takacağız arkadaşlarımıza. Ben hızlıca rozet takacak arkadaşlarımızın isimlerini okuyacağım. İbrahim Halil Kuyumcu'yu buraya davet ediyoruz. Arkadaşlarımız rozetlerimizi de getiriyor. Arkadaşlarım rozetleri... Osman Sarı Temur, Mahmut Baylan, Sekine Çınar, Buse Yüksek, Rabia Özge Şeyhan, Zafer Kızıldoğan, Tarık Ersoy, Onur Yıldırım, Ceren Tekin, Dilek Demircan, Yeşim Çakine rozetlerini takacak Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu. Rozeti takılan arkadaşlarımız gitmesinler. Son bir fotoğraf alacağız günün anısına. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Sayın Genel Başkanımız, müziğimizi açabilir miyiz arkadaşlar? 100. yıl marşımızı da sizle paylaşmak istiyoruz. Daha yüksek. Ve il başkanımız Doktor sevgili Canan Kaftancıoğlu'nu buraya davet etmek istiyorum. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan
322 yol arkadaşımıza, Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu sembolik olarak 12 arkadaşımıza rozetlerini takıyor. Bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi'ne hoş geldiniz diyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 100. yaşında yeni yol arkadaşlarımıza rozetlerini takıyor. Onlara hoş geldiniz diyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olan yol arkadaşlarımıza rozetlerini takıyor. 100. yaşına giren Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümünde aramıza katılan yeni yol arkadaşlarımıza bir kez daha hoş geldiniz diyoruz. İlçe başkanımızı da davet edeceğim. İlçe başkanımızı da buraya davet etmek istiyorum. Müziği açabilirsin. Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olan 322 arkadaşımızı temsilen Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu 12 arkadaşımıza rozetlerini taktı. Yeni yol arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyoruz. Katılımlarından ötürü teşekkür ediyoruz. Üye katılım törenimizi burada noktalıyoruz.